Safir AVM rezidansta otopark çıkışı için ödeme koymuşlar. Onu ödememek için bekliyoruz. Arkamızda da arabalar var. Evet, İstanbul Safir AVM rezidanstan çıkarken ücret ödemeden bir saat sonra çıkıyorum ve icra takibi başlatıyorlar. Diğer arabalar da sırada bekliyor. Şu an otopark çıkışındayım. Konsolosluğun aracından 110 TL aldılar. Ben aracım için bekliyorum burada. Bakalım vermeyeceğiz. Polis gelecek birazdan. Videoyu Safir AVM'de yapılanları kayıt altına almak için çekiyorum. Gördüğünüz gibi öğlen vakitleri şu anda yürüyen merdivenler çalışmıyor. Bu neredeyse 4-5 aydır olan bir durum söz konusu. Ve şu anda AVM'deki klima sistemi, iklimlendirme sistemi çalışmıyor. Ve bütün AVM'deki dükkanlar perişan halde ve buranın mal sahibi, yeni mal sahibi insanları bezdirip çıkartma derdinde. O yüzden de biz de çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. AVM'den giden gidene çok bir ciddi bir mobbing var. Ama biz buradayız. Bu arada asansörlerde çalışmıyor, bakım yok. Tuvaletlerde evraklar yok. Ne derler, peçeteler yok vesaire vesaire. Temizlenmiyor. Evet, şimdi Safir AVM'nin otoparkına geldim. Burası benim iş yerim olmasına rağmen maalesef beni yasaklamışlar. Ve yasakladıkları için de ben giremiyorum. O yüzden de bunu kanıt olarak çekiyorum. Niye yasakladınız beni? Yani bu kurala aykırı. Normalde AVM'nin kuralı var. Ve 3 saat, yani kanuna aykırı hareket ettiğiniz için sizin için ayrıca suç duyurusunda bulunacağım. Evet, şu anda AVM'de yalandan çalışma yapılıyormuş maksadıyla bütün kiracıları rahatsız etme modundalar. Bütün gün, 3 gündür hiltiyle deliyormuş gibi. Halbuki AVM'nin çalışma saatleri içerisinde hiçbir şekilde çalışma yapılamaz. Safir AVM'de sayı saatleri içinde uygun olmayan bir çalışma ve gürültü oluşturmuş durumda. Polis ekipleri geldi kağıthaneden ve şu anda ilgili kişileri alacak ve bununla ilgili işlem başlatılacak. Şu anda gördüğünüz gibi giriş kapısını teke indirmiş durumdalar. Var olan kapının da otomatik haznesini kaldırmışlar ve oradan da tek sadece el itişiyle çalışıyor. Yani resmen durum işler acısı. Ve en kötüsü temiz hava da basmıyorlar içeri ve ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Şu an görüldüğü gibi AVM'de yürüyen merdivenleri bilerek çalıştırmıyorlar. Ve ciddi bir mobbing var. Yani birkaç tanesini göstermelik olarak açmış durumdalar. Ben şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi insanlar ne yapsın, yürüsün mü bütün? Evet, AVM çalışanları şu anda illallah etmiş durumda. İçeride çok kötü bir koku var bu arada. Ve AVM'de çöpler alınmıyor. Rezalet bir durum söz konusu. Evet, AVM'nin son hali içler acısı. Böyle çıkan mağazalar da bu şekilde bırakıp gidiyor. Yani resmen yönetim bunlara ses çıkartmıyor ve temizlik yapmıyor. Buradan zaten görebiliyoruz. Şu anda içerisi 30 derece var. Çok sıcak. Metro girişi şu anda yok. Kapatıldı. Görüyorsunuz. Metro çalışmıyor halde. Ve de havalandırma şu anda çalışmıyor.
kapalı yer ne burada? Onlarca kapanan yerlerden bir tanesi. Şimdi asansör 45 aydan beri çalışmıyor. Çalışmayacak. Özellikle asansör çalışmıyor. Burası en sıcak olan yer. Peki 30 derece. Şu asansörlere de bakalım. Düğmesi aylardır bozuk, yapılmıyor. Çağıramıyoruz ama servis asansörü var. Eşyaların taşındığı. Bu çalışıyor mu acaba? O da çalışmıyor. Çağıramıyorsunuz. Servis asansörü de çalışmamakta. Aylardır. Terk edilmiş gibi gözüken AVM'de çalışmayan, 4 aydan beri çalışmıyor burası. Bir de yapmıyorlar. 4 ay oldu. Yine otopark şeyleri çalışmıyor. Otoparkın alt katı zaten kapatıldı. Yani çalışmıyor. Sadece bir kat açık. O da dediğin gibi bir saate kadar 80 lira. Ücretsiz olan zaman dilimi yok. Ama alt katlar zaten kapatıldı. Gidiş yok şu anda. Ne ışığı var ne de gidiş var. Diğer kapanan yerler. Aşağısı zaten kapalı. Havuzun durumuna bir bakın. Eskiden burası havuzdu. Yine çıkartılan bir firma daha. Safir AVM'nin klimaları çalışmıyor. Mağaza sahibi bir arkadaşımız. Nedir durum? İşler açısı. Son 7 aydır böyle. Zulüm yapıyorlar bize resmen. Bekliyoruz. Bir kafeci arkadaşımız da mağdur. Ben de buranın mekanın sahibiyim. Burada bir zulüm var. Burada bu zulüm var. Biz her gün burada durum bu. Klimalar kapalı. Yani affedersiniz, lobalardan peçeteleri dahi kaldırdılar. Peçeteki aparatları söktüler. Yukarıda sigara içme alanı vardı, orayı kapattılar. Otoparkı sırf müşteri gelmesin diye, mobbing yapıyor, müşteri gelmesin diye, biz zayıflayalım diye. Tamam mı? Zayıflayalım diye zayıflatıp tek taraf feshetmemizi bekliyorlar. Tek taraflı. Her gün böyle. Her gün böyle burası. Klimalar açmıyorlar. Ondan sonra buradaki yeni gelen mağazaların birçoğu falan çıktı gitti burada. Yani burada çimere girdiğiniz zaman dünyanın burayla ilgili şikayetleri falan var. Girin ama bak görürsünüz. Yani burayı yeni satın alan Kiler grubu anlaşılan kiracıları bezdirip zarar ettirip yani artık herhalde lanet olsun çıkıyoruz diye çıkmalarını bekliyor. Çıkartamıyor. Ama çıkartamıyor da davalar. 26 bittiği için çıkartamıyor. Bobbing yapıyor bize. Evet. Yıldırım tek taraflı feshetmemiz falan bekliyor. İsyanda aşağıda. Fiyat artışı olsam fiyat artışı 60 bin lira bana Temmuz'da sadece kiramı yazmış. 60 bin lira euro üzerinden yazmış bana. Tabi biz bunu deneyi yapmıyoruz. Biz devletin belli TFF'ye göre falan hesaplıyı falan gönderiyoruz. Yani Haziran ayında zaten kira artışı falan vardı. Bana Mart'ta, Nisan'da 30.790 yapmış 16 bin liradan. Şu an 60 bin lira yapmış Temmuz 1'de. Buraya spor merkezine geliyorum. Uzun zamandır. Hem alışverişimi yapıyorum hem de mağazaları geziyordum uzun zamandır ama son birkaç zamandan beri burada binanın yönetimiyle alakalı sorunlar yaşıyoruz. O da işte gerek otopark olsun gerekse mağazalarda yapılan mobbingler olsun. Hatta böyle bir AVM'de yürüyen merdivenler dahi çalışmıyor. Burada yürümekte zorluk çeken insanlar var ve yerin havasızlığı, çalışmayan klimalar, bunun yanı sıra otoparkta işlenen aslında bir yasa dışı olan bir
ücretlendirme, hatta İBB'nin de bu bağlamda baskıları var. Bunları tanımadıklarını bildiren bir takım şeyler duyduk. Duyuyoruz da. Yüksek metrajlı fiyatlar isteniyor otopark için. Şu an size gördüğünüz gibi alanın bu halde. Buranın güzelcek bir şekli yok. Ağır bir koku var zaten içeride. İnsan lavabolara girdiğimiz zaman da aynı problemi yaşıyoruz. Hijyen denen hiçbir şey yok zaten. Bunun yanı sıra ilgili kişiler de yok. Yani bir şikayetimizi bildireceğimiz bir insanlara da ulaşamıyoruz. Yani biz burada mağdur durumdayız. Yetkililerin en kısa sürede bu konuya bir el atmasını istiyoruz.